Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır video atamıyordum. Bugün bir fırsat oldu. Analog göstergemizi dijital göstergeyle değiştireceğiz. Virtual cockpit olarak geçen. Bunun için ilk önce bu trim parçasını sökmem gerekiyor. Ardından burada ve burada iki tane vidamız var. O vidaları sökeceğiz. Ve ardından bilgisayarımızla uzaktan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Anahtarlar tanımlanacak, component protection ayarlanacak ve sonrasında çalışmaya hazır olacak. Arkada soketi var, onu açacağız daha sonra. Dün akşam montajımızı tamamladık. Hava çok karanlık olduğu için çekemedim. Şimdi burada göstermek istiyorum. Kaç farklı versiyon göstergemiz var. Cupra göstergesini de açtık. Spor göstergeyi. Montaj sırasında söylediğim vidalar burada. Burada iki tane vidamız var. Yukarıda da tırnağımız var. Onları oturtup göstergemizi yerine monte ediyoruz. Montaj sırasında ilk önce arabanın ABS ünitesinin kablosunu çıkarttık. Sonra da dörtlülerimizi yaktık. Dörtlüler yanarken de eski göstergeyi çıkartıp yeni göstergenin kablosunu bağladık. Bundan sonra sırasıyla component protection ve anahtar tanımlama işlemleri yapıldı. Volkswagen Odis online server'ına bağlanıp daha sonra da kodlamaları ve adaptasyonları yapıldı. Göstergeyi 280 falan yapmadık, orijinal olduğu gibi kalsın. Bu arabanın 280 ile gidebileceğini düşünmek zor. Şimdi bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. Şu ortalarda hem bu gösterge, bu ortalarda normalde bilgiler çıkıyor. Veya işte bu ekrana geldiğiniz zaman bu sağda ve solda ekstra seçebildiğiniz bilgiler çıkıyor. Aynen bu şekilde ortada veya Cupra göstergesinde de şu kenarlarda çıkıyor. Mesela ACC'yi devre dışı bıraktığımda çıkıyor ama hiçbir zaman ACC'nin araba görüntüsü orada çıkmıyor. Bunun sebebi benim teybimin aslında buna desteği olmaması. Bu görünümden bastığınız zaman burada instrument cluster diye, gösterge paneli diye bir menü açılması lazım. Bu menüden sağ ve sol tarafta ne görmek istediğinizi seçebiliyorsunuz.
Hatta kumandadaki view tuşuna bastığınız zaman da o görseller arasında geçiş yapıyor. View tuşu o kadar önemli değil. Buradan elle ayarlanırdı. Keşke desteği olsaydı. Aynı zamanda gateway değişimi de yapmadık. Araba 2016 modeli olduğu için gateway'im 5Q0 ile başlıyor. Yeni nesillerde olan 3Q0 ile başlamıyor. Ama herhangi bir problem olmadı. Nasıl bir problem olmadı diyeceksin. Ambiyans aydınlatmasına geliyorum. Ambiyans kapı aydınlatmalarımı değiştirdiğim zaman bunlar geliyor. Range ile ilgili bir sıkıntı olmadı. Ne kadar mazotum kaldığıyla alakalı. Lastik basınçlarım geldi. Adaptif cruise kontrolümle alakalı sıkıntı yok. Genel olarak iyi çalışıyor. İyi çalışmadığı bir şey var mı derseniz, işte o kenardaki ek bilgileri görememem. O büyük bir sıkıntı mı? Hayır. Sonuçta burada araç bilgilerine gelip buradan gene ne kadar yakıtım kalmış, ne olmuş, bunları gene görebiliyorum. Ne olmuyor? 3 ekrana tek seferde göremiyorum. Ayrı ayrı görebiliyorum. Evet arkadaşlar, son olarak az önce doğuştan gidip aldığım çerçeveyi de montajladım. Son haline kavuştu artık. Gördüğünüz gibi herhangi bir gıcırdama yok. Gayet sıkı şekilde yerine oturdu.